Amerika vahşi yaşam yetkilileri bunların Kuzeybatı Pasifik Ormanı'nda 100 yıldan bu yana gökyüzünde görülen ilk Kaliforniya akbabaları olduğunu belirtiyor. Kafeste büyütülen akbabalar yeni bir dünyaya kanat çırpmadan önce hep burada yaşadı. Daha önce hiç özgürce uçmadıkları için çok öğrenecekleri var. Sınırlarını zorladıklarını görüyoruz. Tiana Williams-Clausen, Vahşi yaşam biyoloğu ve Kuzey Kaliforniya'nın Yurok kabilesi üyesi. O Yurok tarihinin kalbinde ve törenlerinde yer alan akbabaları geri getirme çabasında kabileye liderlik ediyor. A0 bizim tek dişimiz ve ona neyeceğim, Neçevenka takma adı koydum. Bu dualarımızı taşıyor anlamına geliyor sadece akbabanın geleneksel rolünden değil ancak akbabalar için çok dua eden olduğu ve nereye giderse gitsin dualarımızda da onunla olduğu için. Akbabalar 3 metreye varan kanatlara sahip ve 60 yıla kadar yaşayabiliyor. Ancak üreme hızları yavaş. Bir akbaba çifti yılda ortalama bir yavru dünyaya getirebiliyor. 19. yüzyıldaki altına hücum döneminde yerleşimcilerin bölgeye etkisi ölümcül oldu ve akbabalar yok olmanın eşiğine geldi. 1987 itibariyle bölgede yalnızca 27 akbaba kaldı ve türün kurtarılması için kafesi alındılar. O tarihten bu yana kamu ve özel gruplar arasındaki ortaklık Amerika'nın batısına birkaç yüz akbaba kazandırdı. Euro kabilesi, ulusal park ve Amerika balık ve vahşi yaşam hizmetleri dairelerinin desteğiyle bu yıl kendi alanını aştı. İkinci genç akbaba grubu bir aydır burada yaşıyor. Serbest bırakılmadan önce çevreye alışıyorlar. Ziyaretçiler sessizce camın ardında duruyor. Böylece kuşlar insanlarla yakın bir ilişki kurmuyor. Akbabalar karışık türler, çok sosyaller, uzun bir öğrenme süreçleri var. Gençler anne babalarıyla uzun süre kalıyor. Yani yavruları doğaya atan diğer yırtıcı kuşlar gibi değiller. İçgüdü devreye giriyor ve süreci onlar belirliyor. Daha yaşlı bir kuş genç olanlarla yaşıyor ve bir rehber gibi davranıyor ve serbest bırakılan kuşlar sık sık ziyaretler için geri dönüyor. GPS ve radyo vericileri serbest bırakılan her bir kuşu yakından izliyor. Saha ekibimiz vahşi doğaya çıkacak ve bu kuşların her birini gözlemleyecek. Bunu yeni yaşam alanlarına uyum sağladıklarından ve sağlıklı olduklarından emin olmak için sürekli yapmak istiyoruz. Yüzlerce web kamerası takipçisinden yıllarca akbabaların geri dönüşü için çaba harcayan Eurok'un yaşlılarına kadar akbabalar bir ilham kaynağı diyor. Kabilenin başkan yardımcısı Frankie Myers. Bunu halkımızın gözünde görüyorum. Bununla ilgili konuştuklarında görüyorum. Kendilerinin bir parçası. Alparslan Esmer, Washington.